İş insanları kendi aralarında konuşurken, hani bir gazeteci, bir iletişimci olarak çok çok sıklıkla duyduğum bir konu, akademisyenlerden iş dünyasına katkının çok az olduğu. Ya da işte akademi ile iş dünyası arasındaki o köprünün olmadığı. Bunda çok büyük bir gerçeklik var ama büyük de bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Çünkü bunun aksi örneğini gösteren çalışmalar da söz konusu. Yine aynı şekilde Gülşen Hanım'la devam ediyor oluyorum. Bu da haksız mı yani bu sözler, yoksa siz içinden gelen bir kişi olarak akademisyenden iş adamı, iş insanı, iş insanı gibi düşünmek mümkün olabilir mi? Yani bunlara ne diyorsunuz? Gerçi siz bir canlı örneğisiniz ama. Evet, ama şimdi akademinin geleneğinden, akademinin kuruluş ve çalışan yapısından bugüne gelecek olursak aslında çok da haksız değil insanlar böyle düşünmekte. Çünkü aslında para kazanma odaklı bir iş yapmak ideal bir akademisyenle çok yan yana değildir. Veya geleneğimizde, akademinin geleneğinde para kazanmak istiyorsan, ben kendim için de söyleyeyim. Ben para kazanayım diye akademisyen olmadım. Yani kimse veya tam ifade edemiyorum ama para Ben yardımcı kazanmanın olayım yolları yani. başka yerlerde de aranabilir. Ama mesela bilim tanımlanırken geleneksel akademide bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması olarak tanımlanmıştır. Bu konuda para harcanılır ve para kazanılması beklenilmez. Bugün bu tanımı yapan Einstein yaşamış olsaydı günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda şöyle tanımlardı. Nasıl? Bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak, bilinmeyen bir şeyi hizmet, fayda, ürüne yönelik iktisadi kazanımla ilişkilendirerek ortaya çıkarmak. Günümüzde bunun mutlaka bir hizmete, faydaya, ürüne, bir unsura ve parasal karşılıkla beraber dönmesi beklenen bir şey oldu. Ve eğer istesem de ben bundan 20 sene önce akademisyen olarak bir şirket falan kurup herhangi bir ticari girişime zaten kalkışamazdım. Peki sizin şirketiniz var. Teknoloji... Biyotek 15. Evet. Bunu kurmak zor oldu mu? Yani Bu noktaya şöyle, gelmek bu ya az da bir önceki... zaruret miydi? Yani siz nasıl peki bu noktada bütün bu anlatılanları, zorlukları gerek fikirsel, felsefik ya da işte pratik anlamda yendiniz? Yani biraz önce onu söylemek istedim. Para ya da şöyle söyleyeyim, para kazanmak bir akademisyen için ayıp bir şey olmasa gerek. O ürünü ticari bir faydaya dökebiliyor ise aradaki dengeyi belki siz kendi örneğiniz üzerinden anlatabilirsiniz. Tabii bu herhangi bir zorluk yaşamak veya işte beni ille o yola iletmek gibi bir zorunluluk da yoktu tabii ki. Bu tercihen olan bir şey. Ama yasal olarak da az önce söylediğim gibi geçmişte bunu istesek de yapma imkanımız yoktu. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çıktıktan sonra üniversiteler bünyesinde teknokentlerin açılması, akademisyenlerin istenirse şirket kurması gibi bir yollar açıldı. Fakat buna rağmen de niye akademisyen girişimciler oralarda daha fazla değiller veya Evet, bilmiyorlar neden? mı bu işi falan gibi bir yaklaşıma bakacak olursak, bilimsel üretimle bir ticari mantık arasında fark var. Akademi konforlu bir yerdir. Tezinizi yaparsınız, makalelerinizi yayınlarsınız, projeler alırsınız. Bu projeleri almanın böyle bir keyifli tarafı da vardır. Aynı zamanda da okursunuz, okuyun diye devlet size para verir. Ne kadar keyifli bir şey. Bence de çok keyifli. Araştırırsınız, laboratuvara girersiniz. İşte her makalenizin discussion bölümünü, tartışma bölümünü kendi kafanıza ve ruhunuza göre yazarsınız. Yapmış olduğunuz verileriniz sizi yönlendirmiştir. İflas etme şansınız yoktur. Çalışıp üreten bir akademisyenseniz, bütün bunları da zevk alarak yapıyorsanız aslında güzel bir alandır. Peki siz niye böyle bir konfor Şimdi alanında ben yaşamamayı tercih akademinin ettiniz? o güvenli sularından çıktım şirket kurarak. Bunun da en güvenli antrenmanını yine üniversite bünyesinde Teknokent'te yapabilirim diye düşündüm. Yoksa istifa edip de gidip ticari hayata atılmak mümkündü tabii. Ama bunun yolunu
yordamını ben yavaş yavaş öğreneyim gibi bir duyguyla Teknokent'e girdim. Aynı zamanda da orada bütün bunların içerisinde yaptığım çalışmaların bir ürün potansiyeli olduğunu bilip de onların sadece bilimsel yayın olarak kalmasını istemedim. Ben dedim başarısız da olsam, yani bunun sonunda en azından ben denedim ama bunu şuraya kadar getirebildim. Benden sonraki de alsın buraya götürsün gibi bir yolu açabilirim. Veya benimle çalışan ekipteki genç arkadaşlarıma devam bakın edebilir. Bunun bu yolu da var. Yani sonuçta biz petrol tüketen şu bakteriler var deyip kenara çekilmedik. Bunu makale yapıp tamam yeterlidir demedik. Aynı zamanda elimizi taşın altına soktuk. Öz kaynaklarımızla bir şey kurduk, proje, şirket kurduk. Sonrasında da işte bu şirket üzerinden biz bunların üretimine geçebilir miyiz? İstihdam yaratabilir miyiz? Muhteşem bir şey. Evet. Bu kadar okumuş insan, genç, değer, Ar-Ge yeteneği olan gençlerimiz var. İş başvurularına geliyorlar, görüyoruz. Hepsini rahat rahat laboratuvarlarda çalışacağı ortamları sunabilmek, işte ürünlerimizin rahat bir şekilde karşılık görebiliyor olması, peki, dünyaya açılabilmek. Harikulade şeyler yani. İyi ki bu maceraya ya da iyi ki bu cesareti göstermişsiniz, böyle bir maceraya atılmışsınız ve ben sonunu da çok iyi getireceğinizden hiç kuşkum yok. Yani 5 tane patent başvurusu azımsanabilecek gibi bir şey değil. Peki şöyle bir başka eleştiri daha var. Yani akademisyenler o konforlu alanda hani ürünün paketinden ambalajı üzerindeki işte sloganına şuna buna yani hiç oralarda değiller. Bir türlü olmak da istemiyorlar. Bu onlar için hiç yaşanası bir şey değil. Böyle mi gerçekten? Yani hani iş insanları sizler için böyle söylüyor da böyle mi? Yani doğru mu? Doğru anlıyorum. Mu? Doğru evet. Eğer doğru anlamadıysam uyarın lütfen. Şimdi eğer sizin ürüne yönelik bir fikriniz, bir süreciniz, bir tamamlanmış Ar-Ge'niz varsa bunun ürüne gitme aşamasının bir sürü enstrümanları var. Yani ben satış pazarlamacı değilim. Ben bunu üretmeye kalksam direkt olarak üretimi öğrenmek, işte bunun know-how kısmını tamamlamak bir süreç yaratabilir. Aslında akademisyen bu bahsettiğiniz ona hoş gelmeyen tarafları bizzat profesyonel ortaklarla paylaşarak, yani güçlü ve zayıf yönlerimizi orada dengeleyerek çok daha rahat yol alabilir diye düşünüyorum. Peki, tavsiye edilen de bu. Buluşunuzla fazla gönül birliği ya da yaptığınız çalışmaya çok fazla kendinizi kaptırmak ve neredeyse aşık olmak, onu hiç kimseyle paylaşamamak, en doğrusunu ben bilirim diyor olabilmek de akademisyenler için ifade edilen eleştirilerden bir tanesi. Yani bu bir duygusal bağ tabii ki ve çok da normal aslında. Ama bana çok normal gelmedi. Çok yani kendimle kıyasladığım zaman bunu da çok sağlıklı bulmuyorum. Çünkü zaten paylaşmak için yerimizde duramıyoruz. Bunu yaptık. Bunu sadece bilimsel bir veri olarak kendimize saklı tutup hayatın içinde onun yeşerdiğini görmeden tamamlanacak bir ben akademik görevimi tamamladım gibi bir duygunun çok fayda üreten bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi hakiki idealize edecek olursak, evrensel anlamda düşünecek olursak akademisyen, paylaşımcı, fedakar, ahlaki değerleri yüksek, aynı zamanda da tüm eleştirilere bir öz eleştiri anlayışıyla yaklaşan adanmışlık duygusuyla yoğrulmuş insandır. Adanmışlık duygusuyla da az önce yaptığımız tarif aslında çakışıyor, çatışıyor, birbirini desteklemiyor. Bu bir anlayış meselesi. Belki değişecek. Son sorum şu, 2 yıllık bir firmasınız, yani bir yandan da Teknokent'te iş başvurularından söz ettiniz. Size iş başvuruları yalnızca su bilimleri üzerine ihtisas yapmış genç arkadaşlar tarafından mı yapılmalı? Yoksa aslında biraz önce petrol dediniz, biraz önce sağlık, kanser dediniz, kozmetik dediniz, efendim işte tarihi eserler dediniz. Bu alanlarda çalışan insanlara da ihtiyaç oluyor mu? Nasıl bir
bir disiplinler arası bir geçiş var mı sizin çalışmalarınızda? Kesinlikle multidisipliner bir alan. Yapmış olduğumuz aslında biyomühendislik mezunları, moleküler biyoloji, moleküler genetik mezunları, biyokimya uzmanları, biyologlar, mikrobiyologlar, kimya mühendisleri, çok farklı gruplardan da başvurular alıyoruz. Teknokent firması olup yaptığımız çalışmaları inceleyip bunlar bana uyuyor diye başvuruda bulunanların içinde hepsi var. Ve zaten mesela işte mikrobiyal gübre ile ilgili kısımda bir bitki korumacı istihdam etmemiz gerekecek. Ziraat mühendisi, yani tamamen birbirinden farklıymış gibi görünse de farklı sektörlere hitap ettiğimiz için inşaat mühendisliğinden taş uzmanlarıyla yapmış olduğumuz bir çalışmalar, yapı malzemeleri konusunda çalışmalar. Ama hep mühendisler mühendisler diyorsunuz. Yani yok, biyologlar da var. Biyologlar var, mikrobiyologlar var. Fen ve mühendislik diyebiliriz. Fen ve mühendislik diyorsunuz. Yani şu anda en azından kısa vadede görülebilir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir aslında görüştü ve toparlamaydı. Profesör Doktor Gülşen Altuğ, çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Genç arkadaşlara da buradan aslında önlerini açacak değişik bir vizyon vermiş olduk.